Kardeşler, batmak üzere olduğumuzu bildiğimiz halde batı bataklığında ısrar ediyoruz. 200 senedir. Bir batı faciası yaşıyoruz. Son 10 yılda da gördüğünüz gibi her şeyimiz, tapumuzu da vermeye hazır olduk. Önce bir uygarlık türü olarak, kültür olarak peşlerinden sürüklendik. Şimdi vatanımızın tapusunu bile vermeye hazırız. Yeter ki batılı ismini hak edelim. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, tam bir mucize, tam bir mucize olarak bugünleri dillendirmiş demek ki. Kardeşler, içimizde yakın yıllara kadar batı hayranlığı bazılarının yansıttığı, toplumun içinde herkesçe benimsenmeyen ama bir kısım insanların özentisi şeklindeydi. Batılılık hastalığına kapılanlar evlerinden, parklarından belli oluyordu. Kimi ya milliyetçilik, işte bu vatanın evladıyım duygusuyla bu işten uzak duruyordu. Kimisi de biz Müslümanız, bize yakışmaz diye uzak duruyordu. Hocalarımız, şeyh efendilerimiz, toplumun manevi liderleri batıya karşı, batıcılığa karşı ciddi bir uyarı vazifesi yapıyorlar. Büyüklerimiz, manevi büyüklerimiz tampon vazifesi görüyorlardı. Yani batı uygarlığına karşı bizim İslam medeniyetimizi, manevi kimliğimizi korumak için arada tampon vazifesi yapıyorlardı. Şimdi o hale geldik ki kardeşler, maalesef yani büyüklerimiz, manevi büyüklerimiz bile artık önemsemez oldular bu görüntüyü. Rahatsız olmadılar. Veya bu itham cümlesi gibi anlaşılabilir. Yapacak bir şeyleri kalmadı. Yani dere taştı, tarlalar işgal edildi. Bir şeyh efendinin, bir hoca efendinin kürekle önlemesi mümkün olmayan bir sele dönüştü bu. Öyle de olabilir. Tam yorumlamak istemiyorum bunu bu şekilde. Ciddi bir şekilde kardeşler, bir batıcılık hastalığı peyda oldu. Bunun Viyana'dan ordularımızın mağlubiyetle döndüğü günden beri devam eden bir hastalık bu. Ama şimdi benimsendi. Bu benimsenişi ölüm işareti arkadaşlar. Camilerimizde de benimsendi. Camilerimizde de benimsendi. O kadar benimsendi ki yani camilerimizde, ibadetlerimizde benimsendi. Biraz sonra örnekler vereceğim. Dolayısıyla kardeşler, biz belki kalenin son neferleri, son leventleri olarak bu batı hastalığına karşı, bu bataklıkta çürüyüp gitmeye karşı son mücadeleyi veren Allah'ın dininin son sadık kulları olarak belki kalacağız biz. Bu nedenle bugünkü dersimizde batının mikrobunu nereden bulaştırdığını vurgulamaya çalışacağım. Belli başlı püf noktaları var. Oralardan giriş yapıyor adamlar. Önceleri işte ordularıyla geldiler, işgal ettiler. İzmir'den Hatay'a kadar her yeri işgal ettiler. Doğudan, batıdan, güneyden, kuzeyden girdiler. Baktılar ki Müslümanların toprağını işgal etmek pahalıya mal oluyor. Çekildiler. Öğrenciler aldılar. Gelin okutalım, doktor yetiştirelim diye öğrencilerimizi gönderdik. Size araba satalım dediler. Size şunu verelim dediler. Derken mendillerini gönderdiler. Gömleklerini gönderdiler. Kravatlarını gönderdiler. Ayakkabılarını gönderdiler. Kafamızı nasıl tıraş edeceğimizi belirlediler. Şimdi televizyonları, bilgisayarları, interneti sayesinde bir şey göndermeleri gerekmiyor artık. Artık vize de vermiyorlar bize. Nasıl olsa dadandınız, internetten izleyin şimdi diyor. Televizyondan izleyin, vize de vermiyor. Ya gelip sizden moda alacağız,
ve gelip sizi taklit etmek için ülkenizde 5-10 gün duralım desen onu da kabul etmiyorlar. Televizyondan izliyorsun, oradan taklit et. Televizyondan uy Kabe'mize der gibi bir mantık sergiliyorlar.